Kimse kralın kaç çocuğu olduğunu bilmez ve kimse de soramazmış. Böyle bir yasa var. Ülkenin her yerinden kadınlar yürüyerek kraliyet sarayının önüne gidiyorlar. Burası gerçekten insanı çok şaşırtan bir yer. Böyle ilkokulda öğretirlerdi ya bize, mutlak monarşi. İşte onun hala yaşandığı bir ülke var dünyada. Adamlar ülkeye tabela koymamış. Bayağı yangın varmış. Bütün dağ yanıyor, şuna bak. Ben buraları gezecektim abi. Mozambik'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Yaklaşık 9 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda motosikletimle 2 yıl sürmesini planladığım Afrika yolculuğumun 10. ayında ve 10. ülkesi Mozambik'teyim. Şu an Mozambik'in başkenti Maputo'dayım ve buradan birlikte bugün yola çıkıp 11. ülkem olacak olan Eswatini ve birkaç yıl önceki adıyla Swaziland ülkesine gidiyoruz. Sınır geçişi nasıl olacak hiç bilmiyorum. Doğru düzgün bir bilgi bulamadım internette. Vizesiz olması lazım ama motor için, benim için neler isteyecekler hiçbir fikrim yok. Konaklamaya dair hiçbir ayarlama yapmadım yine her zamanki gibi. Birlikte yola çıkacağız ve süreci göreceğiz arkadaşlar. Tekrar videoya hoş geldiniz. Evet, hostelden ayrılıyoruz. Çekil lan. Oğlum. Bay bay. Oh, güzel bir yolculuk olsun. Çok heyecanlıyım. Çok çok ilginç bir ülkeye gidiyorum. Ülkeye girdikten sonra her zamanki gibi size o ülkeyle ilgili bilgileri vereceğim. Burası gerçekten insanı çok şaşırtan bir yer. Çünkü hala monarşiyle yönetilen bir ülkeye gidiyorum. Hep böyle ilkokulda öğretirlerdi ya bize, mutlak monarşi. İşte onun hala yaşandığı bir ülke var dünyada. Eswatini. Birden fazla vardır belki, bilmiyorum. Ama Eswatini onlardan bir tanesi. Ve bugün sizin de Eswatini'ye gidiyoruz. Şu an Mozambik'in başkentindeyim, Maputo'da. Burada çok kalamadım maalesef. Bir gece kaldım, hemen işlerimi hallettim, çalıştım ve yola çıktım. Çünkü hızlı bir şekilde... Hop, buradan geçtik ya. Konuşurken... Yolu atladım. Çünkü hızlı bir şekilde... Artık Cape Town'a varmaya çalışıyorum. Lastiğimi değiştireceğim yolda. Eswatini'ye, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ve Lesotho'ya girip tekrar Güney Afrika Cumhuriyeti'ne girerek Cape Town'a gideceğim. Cape Town'a gitme amacım da beni Afrika'da en çok heyecanlandıran, bütün Afrika motivasyonumu sağlayan ülkeye gidecek olmam. Orası Etiyopya'dır arkadaşlar. Etiyopya'ya gidiyorum. Bundan yaklaşık 15-20 gün sonra. Ve işte bu 20 gün içerisinde Cape Town'a varmaya çalışacağım. Hem Eswatini'yi gezip, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni gezip, hem Lesotho'yu gezerek Cape Town'a varmaya çalışacağım. O yüzden biraz hızlı bir rota olacak. Ben normalde şehirlerde kalıyorum. İşte 2-3 gün, bir gününde çekim yapıp diğer günlerinde yürüyorum. Şehrin ara sokaklarında geziyorum. Böyle varsa esnaf lokantası gibi yerler bulup, onların yedikleri yemekleri yemeye çalışıyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum falan. Böyle gerçekten şehri yaşamayı çok seviyorum. Tadını çıkartmayı çok seviyorum. Ama bazen böyle hızlı gitmek gereken durumlar olabiliyor. Çok nadir oluyor benim gezilerimde. Ben böyle çok plansız, 2-3 gün sonrasını ancak belki planlayan bir şekilde geziyorum. O yüzden hani işte 2-3 sonraki ülke, 2-3 hafta sonra nereye gidilecek, ne yapılacak falan hiç bilmiyorum. Oturuyorum, araştırmalarımı yapıyorum, ertesi güne karar veriyorum. Genelde bu şekilde geziyorum. Evet, şeye geldik. Dünkü videoda, yani bir önceki videoda izlediğiniz belediye binası, kilise ve şehrin merkezindeki
Samora Machel anıtına geldik. Bir önceki videoda buraları gezdirdim size, ülkeden, tarihten falan birazcık bahsettim. O yüzden bu videoda çok detaya girmeyeceğim. Hedefimdeki yer Esfatini. Bütün odağım orada şu an. Ve şurada da bir ev var, demir ev. Ondan da bahsettim. Aşırı ilginç bilgiler var o evle ilgili de. Çok şaşırttı beni. Merak ederseniz ve izlemediyseniz bir önceki videoya gidebilirsiniz. Eğer bu yolculukta, helal olsun Anıl sana be, motorunla kendi başına bütün maliyetlerini de kendin karşılayarak hiçbir sponsorun olmadan bu yolculuğu yapıyorsun, tutkunun peşinden gidiyorsun, pes etmiyorsun hiçbir zorluğa rağmen, helal olsun diyorsanız ve beni desteklemek isterseniz videoya bir yorum bırakabilirsiniz. Bir beğeni de bırakabilirsiniz, yorum da bırakabilirsiniz. Ben bırakacağınız yorumların hepsini tek tek okuyorum ve cevap veriyorum. Bu beni Afrika yolculuğunda desteklemenin hem ücretsiz hem de gerçekten en etkili yoludur arkadaşlar. Ve bu videoyla beni ilk defa tanıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bundan sonraki bir sürü Afrika videolarını da kaçırmamış olursunuz. Ben daha yaklaşık 1,5 yıl 20'den fazla ülkeyi daha göreceğim bir yolculuktayım. Toplamda işte 30 küsur Afrika ülkesi olacak. Batı Afrika'dan en son Fas'tan Avrupa'ya geçerek Afrika tarafını bitireceğim bir yolculuktayım. O yüzden beni takip de edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ezme çocuğu. Allah Allah. İnsan o insan. Geçici çok pahalı olduğu için buradaki hayatı değiştiren Çinliler tarafından yapılan köprü de bu arkadaşlar. Küçük bir Boğaziçi Köprüsü yapmışlar buraya. Maputo Köprüsü. Yol ayrımına geldim. Bir tane tabela yok ya. Şuna bak. Haritan yoksa bittin. Nereye döneceğini bulamazsın, bilemezsin. Adamlar ülkeye tabela koymamış. Düz gidersen Zimbabwe'ye çıkıyor. Buraya gidersen Esfatini'ye çıkıyor. Ve çok da uzak yerler değil. Ama tabela yok. Oh vallahi böyle dağlara çıkan virajlı yolları özlemişim. Şu manzaraları özlemişim. Okyanus, deniz kenarı. İşte sıcak, kum, nem. Bunların hiçbiri bana göre değil. Ne denize girdim, ne okyanusa girdim, ne ayağımı bile sokmadım ya, değmedim bile suya. O kadar okyanusun kenarında gezdim, yolculuk yaptım, dokunmadım bile. Yani hiç çekmiyor beni ya. Bir insanı bu kadar mı çekmez? O kişi benim gerçekten. Ama dağlar, Allah beni bırakın. Tırmanışlar yapayım, kamp yapayım, ateş yakayım, gezip dolaşayım dağlarda hiç sesim çıkmaz. Ama okyanus oldu mu o terleme hissi, o kum her yerine doluyor, sıcak, nem, yapış yapış oluyorsun falan, bunlar beni hiç çekmiyor. Bilmiyorum benim gibi hisseden var mı aranızda, benim gibi düşünen var mı, ama eminim aynı şeklin ters versiyonu, işte dağlar beni hiç çekmiyor, hayatımı deniz kenarında kumsalda geçirebilirim diyenler de vardır. Ben maalesef o insanlardan değilim. Hello, buen dia. ¿Cómo está? Todo bien. También está bien. Last fuel before the border. No English. Un poquito. Portugués. Poquito, okay. Full, please. Full. Full, por favor. Bye bye. Ne güzel top oynuyor çocuklar. Orada da bir okul var. Çok güzel, çok küçük bir kasabaymış burası. Minicik bir yermiş. Senyora de Fatima. Orada bir fotoğraf çekeyim ya. Çok güzelmiş kilise. Şurası da hastane. Bakın o da Portekiz döneminden kalma. Ama bu kilise bayağı güzelmiş. 1942'de yapılmış. Üf. Hola. Bon dia. Bon dia. Tudo bem? Tudo. Ya. Assim você vai para onde? Hã? Você vai para onde? Swaziland. Eswatini. Aha.
Mozambik tarafı 30 saniyede çözüldü. Hiçbir şey okumadılar, bakmadılar bile. Bam gün bastılar, mühürleri geçtik. Bon dia, senor. Todo bien. Todo bien, señor. Ha. You want passport? Grande máquina. Ah, thank you. Obrigado. Have a nice day. Tomato. Ha? No tomato. No tomato. Bir. Yeah. Thank you. Bye bye. Bon dia, señor. How are you, baba? I'm good. How are you? Well, well. What is the make? Yamaha. Yamaha. Yamaha Tenere 700. Thank you. Thank you. Hello, sir. How are you? I'm good. Ya kurban olayım ya. Bak, Hintli buldum bir tane. Burada market var. Shopee's diye kocaman bir market var. Girdim. Dedim ki baba sınırdaki adamlar çok kötü. %40 falan fiyat düşürerek para bozuyorlar. Sen de bozuyor musun dedim bu Mozambik parasını. Adam bir iki telefon etti. Hemen aradı. Fiyat aldı. %5 falan değişimle birlikte. Sonra aldı benden parayı, koşturdu, gitti, parayı aldı, geldi ve benim için bozdurdu. Bir de su ısmarladı bana. Sen dedi, hem Hintli hem Müslümanmış. Sen dedi, Türkiye'den geliyorsun, biz dedi çok severiz Türkleri. Sana dedi, yardım edeceğim. Bir de bizim suyumuzu iç dedi buradan gitmeden önce. Dedim ki, kurban olayım ya. Ülkeye güzel bir giriş yaptık. Bakın şimdi, bir şey göstererek başlayayım. Şu paranın üstündeki adamı görüyor musunuz? Şunu. Buranın kralı bu. Swaziland'ın kralı. Şimdi onunla ilgili bilgiler anlatacağım size. Yola çıkalım, yolda anlatacağım. Oo, kasislere bak. Bak 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 bak, kasislere bak. Aşırı büyük kasisler. Gözlüğümü takamadım. Evet arkadaşlar, Afrika'daki 11. dünyadaki, artık karışıyor, 58 mi oldu? Herhalde 57 mi? Öyle bir şey oldu. Ülkeme hoş geldiniz. Burası Swaziland ve eski yeni adıyla Eswatini. Burada yaşayan insanlara Swazi deniyor ve 1968'de bağımsızlıklarını kazanmış bir ülke burası. Sömürgeciler çok umursamamış burayı çünkü çok dağlık ve etrafta altın var, elmas var, bir sürü maden var ama burada hiçbir şey yok ve dağlık bir yer. İşte su kaynağı vesaire de çok kısıtlı. O yüzden buraları pek sallamamışlar. Ve burada insanlar kendi krallıklarında uzun uzun yıllar yaşamaya devam etmiş. Ve sonra bir böyle 100 yıl kadar İngiltere tamam diyor, ben sizi kontrol altında tutuyorum. Ama tabii yine çok gelip giden olmuyor buralara. Bu dağlarda böyle kendi şeflikleriyle birlikte yaşayan, işte derebeyi gibi ama herhangi bir yere bağlı olmayan küçük küçük krallıklar var. Bunlar artık ülkede, bütün Afrika'da bu bağımsızlık hareketleri yayılmaya başladıktan sonra diyorlar ki biz de bağımsızlık istiyoruz. Herhangi bir güç, herhangi bir kontrol istemiyoruz ve kralları önderliğinde birkaç tane böyle savaş sonrasında bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ve burası aşırı küçük bir ülke. Yüz ölçümü olarak inanılmaz küçük. Haritadan baktığınız zaman zaten hakikaten fındık kadar görünüyor. Fındık bile değil, belki mercimek kadar görünüyor. Sonrasında da bu ülkeye çok fazla insanın ilgi göstermemesine ve o yüzden kendi yaşam tarzlarını istedikleri gibi sürdürebilmelerine sebep oluyor. Bu ülke monarşiyle, mutlak monarşiyle yönetiliyor. Yani babadan oğula geçen bir krallık sistemi var bu ülkede. Parlamento var ama parlamentoya atanan insanların büyük çoğunluğu yine kral tarafından atanıyor. Kral ne derse o oluyor. Parlamento biraz daha hadi siz şu işleri bir düzenleyin bakayım falan tadında burada.
O yüzden de bütün güç sahibi kral. Aslan diyorlar kendi dillerinde krala. Yani kral ve annesi aslında. Annesiyle birlikte yönetiliyor, yönetiyorlar. Yani o yüzden belki monarşi değil de duarşi gibi bir şey söylenebilir. Sonuçta güç tek değil. Anneyle birlikte yönetiyorlar. Ama tabii asıl güçlü olan kral. Neyse, şu an bunların başında 3. Mswati diye bir adam var. Ve bu Mswati ülkenin adını değiştiriyor. Bu önceden Swaziland'dı, şimdi Eswatini oldu. Karışıklığı da oradan geliyor. 2018'de diyorlar ki bu ülke Swaziland, Switzerland'la çok karıştırılıyor, İsviçre'yle. O yüzden biz bu ülkenin adını kendi dilimizdeki Swazi toprağı anlamına gelen Eswatini olarak değiştiriyoruz ve değiştiriyorlar. Bu tabii kral ne söylerse o olduğu için kralın bir kararıyla yapılabilen bir şey. Ve burada kral çok eşli. En meşhur şeyi bu kralın eşleri ve kralın eş seçme seremonisi. Yılda bir sefer yazın ortasında, burada Aralık ayında oluyor. İşte 21 Aralık en uzun güne denk gelen dolunayda yaklaşık böyle bir haftalık bir tören yapılıyor. Ülkenin her yerinden kadınlar yürüyerek kraliyet sarayının önüne gidiyorlar. Orada danslar, törenler vesaire yapılıyor ve kendilerini krala beğendirmeye çalışıyorlar. Kral da içlerinden bir tanesini eş olarak seçiyor. Her yıl yeni bir eş seçiyor. Babası 83 yıl ülkeyi yönettikten sonra dünyadaki en uzun süre tahtta kalan monarşi kralı olarak kayıtlara geçiyor ve babasının sayısız eşi varmış ve yine sayısız çocuğu varmış. Bu kralın yaklaşık 15 tane eşi var ve her yıl yeni bir eş seçiyor kendisine. Ve çocuk sayısı bilinmiyormuş. Kralın çocuklarının sayısını sormak yasak bu ülkede. Kimse kralın kaç çocuğu olduğunu bilmez ve kimse de soramazmış. Böyle bir yasa var. O yüzden biz de bilmiyoruz. Araştırdım, ettim falan ama ulaşamadım. Neyse, kral 1986'da babası ölünce başa geçiyor. Çok genç bir çocukken ve şu an hala işte ülkeyi yönetiyor. Paraların üzerinde onun resmi var. Ve ülkedeki tek güç ve söz sahibi. Fakat ülkenin gerçeklerine gelince, şimdi kralla inanılmaz büyük bir paradoks çıkıyor ortaya. Ülkede insanlar günlük 1 doların altında yaşıyor. Ülkenin %70'i günlük 1 doların altında yaşıyor. Ömür beklentisi dünyada en düşük olan ülkelerden bir tanesi burası. 50'nin başlarında. Çünkü dünyada en yüksek HIV oranına sahip ülkelerden de bir tanesi. İnsanların %30'u HIV'ye sahip burada. HIV pozitif. O yüzden çok daha erken ölüyorlar. O yüzden iş gücü çok sınırlı ülkede. Ve maalesef işte herkes 1 doların altında şöyle evlerde yaşamak zorunda olduğu için de bu durum onların hayatını çok 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 kötü etkiliyor. Ülke 1 doların altında yaşıyor fakat kral inanılmaz zengin bir hayat sürüyor. Kralın yıllık gelirinin 50 milyon dolar olduğu söyleniyor. Eşleri dünyanın farklı farklı yerlerine gidip inanılmaz lüks markalar alıp giyiniyorlar. İşte böyle bir tören vesaire olduğu zaman hepsini işte Hermes çantalar, Chanel broşlar, işte bilmem ne marka şeyler, ne şallar vesaire, böyle binlerce dolarlık şeyler takıp takıştırırken ülkede insanlar açlıktan kırılıyorlar maalesef. Kralın 12 tane Rolls Royce'u varmış arkadaşlar. 12 Rolls Royce. Ve 150'den fazla BMW'si, Mercedes'i, böyle bir araba koleksiyonu varmış. Gideceği zaman farklı farklı yerlere farklı araçlar kullanıyormuş. Ama en çok tabii ki Rolls Royce'larını kullanıyor. Böyle birkaç milyon dolarlık Rolls Royce'ları var. İşte bütün filoyu toplayınca zaten yine birkaç yüz milyon dolar yapıyor muhtemelen.
çocukları dünyanın her yerine gidip yaşadıkları inanılmaz zengin ve gösterişli hayat tarzıyla birçok kez ekranlara geliyormuş. İşte dünya çapında böyle haberleri yapılıyor. İşte Eswatini kralının oğlu gene bilmem nerede bilmem kaç yüz bin dolarlık penthouse kapattı, parti yaptı, yok şu kadar milyonluk yat aldı vesaire diye. Yani kral ve ailesi paranın içinde yüzüp ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Fakat insanlar sefillikten ve fakirlikten kırılıyor. Paralarını Güney Afrika Cumhuriyeti'nin parasına eşitlemiş durumdalar. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin parası ne olursa bu parada aynısı oluyor. Paranın ismi farklı, para birimi farklı ama değeri Güney Afrika Cumhuriyeti'ninkine eşit. O yüzden birçok markette fiyatların böyle rand olarak, Güney Afrika randı olarak yazdığını söylüyorlar. Az önce adam bana para bozdurup getirdiği zaman da zaten bir kısmı rand, bir kısmı buranın parasıydı. Böyle bir durum var. Ülke doğru düzgün bir şey yetiştiremiyor. Şeker kamışı yetiştiriyorlar, pancar yetiştiriyorlar, biraz böyle çay, yer fıstığı falan var ama öyle yani yetiştirelim de satalım edelim diyecek hiçbir şey yok maalesef. O yüzden ekonomileri inanılmaz dışa bağımlı. İçeride üretilen azıcık şeyin bile parası kral ve kraliyet ailesine, kralın eşlerinin ekstra lüks harcamalarına gittiği için burası maalesef dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi. Ama eğer buralara gelecekseniz Eswatini'ye gelip Aralık ayına denk getirip o kralın eş seçme seremonisini izlemek gerçekten çok eşsiz bir şey olur eminim. Bu aklınızda bulunsun. Ben de bir daha buralara gelirsem kesin Aralık ayında o törene denk getireceğim Eswatini yolculuğumu. Sınırdan bahsetmedim. Sınırda Eswatini tarafı da ya 3 dakika ya da 5 dakika falan sürdü. Sadece sohbet etmek istediler. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? O motorla mı geziyorsun? O kaç ülke gezdin falan diye. Onun dışında hiçbir şey sorulmadı. Motor için 5 dolar para ödedim. Ülkeye sokabilme parası, izin parası. O da resmi zaten kredi kartıyla falan ödeniyor. İşte çıktı veriyorlar bilmem ne. Onun dışında hiçbir şey yok. Ne vize için para ödedim, ne doğru düzgün motor için para ödedim. Afrika'da girdiğim en ucuz ülke burası. Ülkeyle ilgili daha çok fazla bilgi var. Şimdi gideceğim yer, başkente yaklaşmaya çalışacağım. Varırım herhalde, zaten küçük bir yer. Başkentin yakınında bir otel belirledim. Eğer yerleri varsa orada kalacağım. Ve orada bir tane kültür köyü var. Oraya gidip bunların geleneksel dansları, evleri, işte bu zamana kadar yaptıkları, ettikleriyle, tarihleriyle ilgili falan birazcık bilgi alacağım. Tabii ki kralın bu kadar savurgan olduğuna dair herhangi bir şey görmeyeceğiz oralarda ama ben internette yaptığım araştırmalarda bunların hepsini dünya basınında objektif bir şekilde yayınlandığı için bulabildim ve okuyabildim. Hello. How are you? I'm good, ma'am. How are you? I'm okay. Are you a diplomat? No, I am not. I am a traveler. Oh, you're a traveler? Yes. Thank you. Yine bir milli park içinden geçiyor yolumuz. Aa, geyik vardı orada bir tane. Ay, antilop vardı. Şurada babunlar var. Aslan ve fil çıkabilir diye uyarı tabelası vardı girişte. Hlane Royal National Park diyor. Yani Hlane Asilzade Parkı aslında şeye bu kraliyet ailesine ait. Ülkenin %60'ı zaten krala aitmiş arazilerin. Yani halka zaten hiçbir şey kalmamış doğru düzgün. Yetişen şeylerin, işte satılan şeylerin birçoğu direkt kralın cebine gidiyor. Öyle olmayan durumlarda da zaten her şeyin geliri çok az ve çok düşük. Burada işte milli parklar falan da onun, milli parkların içindeki hayvanlar da onun. O yüzden burada herhangi bir hayvana çarpma, vurma falan gibi bir şeyi hiç istemiyorum. Çok daha dikkatli bir şekilde böyle sürekli etrafıma bakarak gidiyorum şu an. Bir hayvan görürsem size de göstereceğim zaten.
Şurada antiloplar var. 3 tane erkek antilop. Şurada minnacık bir restoran var. Bir gidip sormak istiyorum yemekleri var mı diye. Yolun kenarında durdum. Buradan böyle sol tarafa Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidiliyor. Düz gidince başkente gidiliyor. Ben düz gidecektim ama burada küçük bir restoran buldum. Ya dedim ki şurada bir yemek yiyeyim. Tavukları varmış, pilavları varmış, etleri varmış. İşte kekler, bisküviler, kurabiyeler falan var. Dedim ki bir yemek yiyelim, öyle devam edelim. Karnım çok acıktı çünkü. Çok da güzel görünüyor yemek. Şöyle ellerimle ayıklayayım. Bayağı güzelmiş. Ben bunu komple yerim. Tabii ki yine tabağımı sildim, süpürdüm ve çok lezzetli bir yemek yedim. Şef inanılmaz güzel yemekler yapıyor. Hepsini kendisi pişiriyormuş. Ben bayağı beğendim. Biraz da oturdum, dinlendim. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. How much do I owe you? 44. Bu 44. Buranın parasıyla 44 dolara çevirince de 2,5 dolar falan yapıyor. Bayağı iyi yemek. Bu fiyata aşırı iyi yemekmiş. Ya aşırı ucuzmuş. Yemek çok iyiydi de fiyatı çok ucuzmuş. Let's take, please, let's take another one because the other one is more darker. Darker? Yeah, it's okay, it's baba. And it's like I was closing my eyes. Oh, you close your eyes. Yeah, thank you. Don't close your eyes. Let's do it. Like this. Uya. Huh? Uya. 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 What is Uya api? Where are you going now? Babane. Can I have a ride? Yeah. Take the motorbike. You take it. No? Can I have a snap? Snap? Yes. We can. Thank you. Take care. Stay healthy. Şurası kralın evine gidiyormuş bu yol. Burası başkente gidiyor, burası kralın evine gidiyormuş. Royal Residence yazıyor. Üçüncü Mswati diye okunuyor herhalde. Havaalanına bunun adını vermişler. Yollara, caddelere bunun adını vermişler. Her yerde bu kralın adı var. Şurada sarayını varayını görsek keşke ya şöyle. Baksak. Öf, yola bak. Bu ne ya? Otoban yapmış adamlar yolun ortasına. Şey, ülkenin ortasına. Şaşırdım gerçekten. Kralım, nerede yaşıyorsunuz ya? Evinizi bir görseydik şöyle uzaktan da olsa sarayınızı. Göremedik. O kadar kızdım ettim adamlara ama ben bu kadar iyi bir yol kalitesi ve bu kadar büyük ve bu kadar uzun bölünmüş yol hiç görmedim Afrika'da. Yaklaşık 15 kilometredir falan böyle devam ediyor. Helal olsun be. İşte güzel şeyler olunca insan kutluyor tabii ki ama maalesef bu para yedikleri gerçeğini değiştirmiyor. Her yerde duman var. Ülkenin her yerinde duman var. Tam şey tarla tapan yakma zamanı herhalde burada. Şuraya baksanıza. Arkadaki dağ görünmüyor dumanda. Ama şöyle bir yoldan işte gördüğüm gece kondular, yerleşimler. Onlara bakınca burası böyle büyük bir şehirmiş de. İşte şehir dedikleri de sanki o şehrin ilçeleriymiş gibi görünüyor. Çünkü bu otoban gibi olan yoldan gidiyorsun. Her 3-4 kilometrede bir ayrım var. Orada bir yerleşim var falan. Böyle mahalleler arasında geziyor gibi. Ve o kadar da fakir görünmüyor. Yani internette okuduklarıma bakarsanız yine burada insanlar sokaklarda ölüyorlar açlıktan, susuzluktan falan. Ama otoban var. Evler güzel.
yaşamlar o kadar böyle çaresiz görünmedi bana. Ha tabii ki yıllık 50 milyon dolar bu insanlar için harcansa burası bir İsviçre olmaz mı? Olur muhtemelen. Ama internette böyle insanların kötülediği kadar da kötü görünmüyor. Şöyle bir tepeden yine bir yerleşim görürsem size de göstereceğim. Ana. Ben anız yakıyorlar demiştim. Bayağı yangın varmış. Bütün dağ yanıyor, şuna bak. Her yeri tutuyor. Öf. Bakın bu arada şurada fotoğrafı görünen adam kral. Gördünüz mü? Ülkenin bağımsızlığının 55. yılını kutluyorlarmış. Ama yanıyor hocam. Ülke yanıyor. Öf. Nasıl bir yangın abi, şuna müdahale edin, bir şey yapın. Ortalığa bakın. Hiçbir şey görünmüyor. Burası Esratini'nin parlamentosuymuş. Şu bina. Ulusal müze de burada. Bunu da öğrendiğim iyi oldu. Buraya da geleceğim. Şu bina da ulusal müze. Ama her şey inanılmaz bir duman altında. Ben buraları gezecektim abi. Ben buralarda yakında kalacaktım. Bu dumanın içinde kalamam ki. Kalmak istemem yani. Şuna bak. Allah Allah. Bir yerler gerçekten yanıyor mu, yoksa böyle tam bu etraftaki ıvırı zıvırı yaktıkları tarihe mi denk geldim bilmiyorum ama çok saçma ve çok kötü. Şurada bir dağ var, silüeti görünüyor. O dağın eteğinde kalacaktım. Allah Allah. Ne çok sinek, böcek, arı marı bir şeyler var içeride ya. Çıkın lan dışarı. Şişt. Çık dışarı. Oğlum arı yuvası mı lan burası? Ne halim varsa gör bak, vallahi pes ederim ha. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Vallahi bana çok güzel bir oda verdiler. Parasını ödedim tabii ki. 45 dolar gecelik ama kurban olurum ya, o Mozambik'in 15 dolarlık 20 dolarlık kötü kötü odalarından sonra şöyle güzel bir yerde uyuyacağım. Güzel internetleri var. Kettle'ları var. Çayımı, çorbamı, çalışmamı, her şeyimi yapacağım burada. Çok güzel oldu. Bu dumanın yarın çözüleceğini söylüyorlar. O yüzden etrafı gezmeye de yarın başlayacağım artık. Biraz mecbur kaldık buna. Bir de böyle kocaman bir balkonu var. Ben bayağı beğendim. Verdiğim paranın hakkını alabildiğim yerleri çok seviyorum gerçekten. Hava daha güzel olacağı için buraları gezmeye yarın başlayacağım ve bir sonraki videoda da size göstereceğim. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım, aşağıya beğeni bırakırsanız, yorum bırakırsanız beni bu Afrika yolculuğunda bu ıssız ellerde desteklemiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine Eswatini'de görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.